İkinci oğullarını kucaklarına almak için gün sayan Burak Özçivit ile Fahri Evcen çifti Etiler'deki bir restoran çıkışı kameralara takıldı. Nasıl geçiyor hamilelik? Çok az kaldı artık. İyi geçiyor, güzel. Sağlığımız yerinde. İyi, her şey yolunda. Ünlü oyuncu çift bebeklerine verecekleri isme henüz karar vermediklerini açıkladı. İsmi belli oldu mu? Ay. Ya. Zor sorular başladı evet. Şu an. Yani tam netleştirmedik daha böyle iki isim arasında aslında biraz gidip geliyoruz. Ona karar vermek istiyoruz açıkçası. Biraz daha bekleyeceğiz. Burak Özçivit ile Fahri Evcen 3 yaşındaki oğulları Kara'nın kardeş fikrine alıştığını söyledi. Kara alıştı mı peki? Anlattınız mı? Alıştı. Söyledik tabii artık hani zamanda yaklaştığı için söyledik. Yo, gayet güzel karşılıyor ya. Şu an bekliyoruz. Şu an aslında gayet heyecanlı şey. Çok merak ediyor. Tabii o biraz şey bekliyor. Kendine arkadaş bekliyor. O yüzden gelsin artık diyor. Aşermenin bir hurafeden ibaret olduğunu vurgulayan Fahri Evcen, sağlıklı beslenmeye çalıştığını ifade etti. Aşermeler falan oluyor mu peki? Yok yok yok. Olmuyor. Yani onlar zaten biraz şey hurafe olacak. Yok, çok öyle bir şey değil. Yediklerinize, içtiklerinize dikkat ediyor musunuz peki? Yani tabii hani sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama hani o kadar öyle çok aşırı dikkat ettiğim bir şey de yok. Özçivit geçen hafta Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a gitmişti. Ünlü oyuncu çok sevdiğini söylediği dünya ünlü futbolcu Ronaldo'nun çeyrek finalde Fas'a elenince hüngür hüngür ağlamasına çok üzüldüğünü belirtti. Siz neler yapıyorsunuz Burak Bey? Katar'daydınız. Dünya Kupası maçını izlediniz. Evet ya, dizi zaten program olarak bayağı yoğundu. Dünya Kupası'nda bir organizasyon vardı, oraya gittik. Aslında evet ya, ben Ronaldo'ya çok hayranım. O maça gitmek istedik ama programımdan dolayı aksadı. Ben ona yetişemedim. Diğer maça gitmek zorunda kaldım. Ama iyi ki de gitmemişim ya. Ben çünkü Ronaldo'yu çok sevdiğim için yani onun o halini görmek istemezdim açıkçası. Ben de açıkçası çok üzüldüm. Çok hırslı. Çünkü onun motivasyonunu çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. O yüzden çok üzücü oldu ya onun için. Öyle görmek istemezdim açıkçası yani. Fahri Evcen geçen günlerde kar küresi kırılan oğlu Karan çok üzülünce sosyal medyadan yardım istemiş ve Karan'ın en sevdiği kar küresi kırıldı. Bu kar küresini satan bir yer varsa bize ulaşabilir mi demişti. Karan neler yapıyor peki? Büyüyor, büyürken neler değişiyor? Oh. Evet. Bugün eve gelin, ben evde size bizzat yakından. Teşekkür ederiz. İyi ya, keyfi yerinde olun yani. O da şu an bizim gibi merakla bekliyor açıkçası. Aynen. Aslında biraz tabii, süreç o. Kar küresi kırılmış galiba, çok sevdiği, onu paylaşmıştınız. Ya evet. Son dönemdeki gündemimiz. Evet. Çok üzüldü ona. Ya kardeşiyle paylaşmak istediği bir şey tam onun hayalini kurarken üzerine kırıldı. Kar küresinin çok bir önemi yok ama öyle bir maneviyatı olduğu için. Ama bulduk. Yani sonunda. Bulduk. Geçen yaz eşine doğum hediyesi almak için Bodrum'da evleri gezerken görüntülenen Özçivit'in bununla yetinmediği, Fahri Evcen'e bir de özel plakalı cip aldığı öğrenildi. İsminizi özel plaka yine aldınız galiba. Hayırlı olsun. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Burak Bey, bu ikinci hediyesi mi? Kaş göz geldi. Nasıl? Ne oluyor? Hiç öyle bir şey. Allah'ım. Nasıl yani? Nasıl? Öte yandan Burak Özçivit Katar seyahatinde Hollywood oyuncusu Kevin Spacey ile de bir araya geldi. Sohbet ettiği ünlü aktörle fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Özçivit, cinsel istismar suçundan yargılanan Spacey ile ilgili gelen eleştiriler üzerine paylaşımını sildi. Özçivit'e en sert tepkiyi gösterenler arasında oyuncu Tuğba Ünsal da vardı. Ünsal şu zehir zemberek sözleri yazdı. Para karşılığında tüm dünyanın karşısında durduğu taciz ve tecavüzle yargılanan bir oyuncuyla yan yana poz vermek. Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan. Tecavüze uğrayan çocuklardan biri 14 yaşında. Ünsal'ın bu paylaşımına çok sinirlenen Özçivit de şu yanıtı verdi. Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar böyleydi bu hassasiyet. Bundan sonra da böyle olacak. Böyle hassas konulardan nemalanmaya çalışacak kadar alçak olmayın. Kamuoyuna saygılarımla. Açıkçası bütün gündemi takip edemiyoruz yani. Bilmediğim bir konuydu. Biz oraya başka bir organizasyona gittik. Orada karşılaştık. Öyle bir dakika, iki dakika normal Türk dizileri üzerine bir sohbet oldu aslında. Ben de normal fotoğrafı paylaştım ama tabii detaylarını ben sonradan öğrendim. Açıkçası bilmiyordum yani. Siz detayları öğrendikten sonra silme gerek yok. Ondan sonra tabii evet, öyle bir şey. Tabii ki yani. Ama konuyla ilgili çok bir hakimiyetim yoktu açıkçası. Zaten başka bir şey için gitmiştim ben oraya yani.
Ünlü çift doğumun İstanbul'da olacağını ifade etti. Doğum İstanbul'da mı olacak, Türkiye'de mi olacak? Tabii, yok tabii. Onu şeyde düşünüyoruz. Başka bir daha. Yeni planlarınız var mı? Tatile gidecek misiniz? Burada mısınız? Evet, tatile gidemeyiz. Tatile gidemeyiz çünkü bizim için daha bir süre. Biz şu anda çok yoğunuz bu anlamda. Ben zaten çalışıyorum. Fahri Evcen doğuma bir ayının kaldığını da sözlerine ekledi. 2022 nasıl geçti sizin için? Biraz özetleyebilirsek. Zaten yarısından fazlası böyle geçti. Hamilelik falan derken açıkçası hani benim birazcık böyle çocuk odaklı geçti. Yarısı dizi, yarısı çocuk odaklı. Aynen olsun. Öyle. Arada araya bir sadece iş almış oldum ama hani öyle. Siz ikinci kez anne olacaksınız. Olmaz mı ya? Müthiş bir şey ya. Olmaz evet. Mı? Evet. Yine de var. Yani ilki tabii ilki kadar değil. Daha hazırlıklısın ama yine de var. Var var. Çok daha az tecrübelisin süre kaldı. Ama heyecan olarak olmama ihtimali yok. Falan kaldı galiba. Allah isteyen herkese nasip etsin. Evet. Çok güzel bir şey. Doğru. Sağlıklı saatler olsun herkese. Teşekkür ederim. Tabii.